Bugün okuyacağımız kitabımızın ismi Bübü ve Mimi, Yüzen Kütüphane. İşte Bübü, kırmızı kulaklı minik panda. Bübü kitap okumayı çok severdi. Her gün bir ağacın en tepesine çıkar ve Yüzen Kütüphane'nin yolunu gözlerdi. Günlerden bir gün, "Yaşasın, Yüzen Kütüphane geliyor. Hemen gidip en sevdiğim kitabı almalıyım." Bübü hemen yola koyuldu. "Günaydın Bübü," diye seslendi Felis. "Günaydın Felis. Çok acelem var. Yüzen Kütüphane'ye gidiyorum." Bübü sonunda Yüzen Kütüphane'ye varmıştı. En sevdiği kitabı bir kez daha okumak için sabırsızlanıyordu. Vakit kaybetmeden kitabı aramaya başladı. Sağa baktı, sola baktı, merdivene çıkıp üst raflara baktı ama kitabı hiçbir yerde yoktu. "O kitabı Mimi ödünç aldı Bübü," dedi kütüphaneci Fil. "Ya," dedi Bübü üzüntüyle. "En sevdiği kitabı okuyamayacak mıydı şimdi?" Hemen Mimi'yi bulmalıydı. "Mimi'yi gören var mı?" diye sordu. "Ben görmedim," dedi turuncu kelebek. "Neden ayak izlerini takip etmiyorsun?" dedi minik iguana. Bübü ayak izlerini takip etti ve "Kitabım," dedi neşeyle. "Peki ama Mimi nerede?" Birden kitabın arasından bir gaga çıktı. "Kitap böyle okunmaz ki," dedi Bübü kikirdeyerek. "Nasıl okuyacağını göstereyim mi?" "Gak," dedi Mimi. Bu evet demek oluyordu. Mimi kitabı öyle sevdi ki Bübü'ye tam 5 kez okuttu. O sırada "Vuuut, vuuut, bu Yüzen Kütüphane'nin sesi," dedi Bübü telaşla. "Kütüphane gidiyor. Hemen kitabı teslim etmemiz lazım." Mimi ve Bübü koştular, koştular. Nehir kıyısına ulaştıklarında Yüzen Kütüphane çoktan kıyıdan ayrılmıştı. "Olamaz," dedi Bübü. "Şimdi kitabı nasıl geri vereceğiz?" O sırada Mimi'nin aklına harika bir fikir geldi. Kanatlarını kocaman açtı ve pırrrr, kitabı gagasına alıp uçmaya başladı. "Yaşasın," diye bağırdı Bübü neşeyle. Mimi gagasında kitapla Yüzen Kütüphane'ye doğru uçarken Bübü de esneyerek evine doğru yürümeye başladı. Evine vardığında gözlerine inanamadı. Yeni arkadaşı onu bekliyordu. "Gak gak, haydi kitabı bir daha anlat," dedi Bübü kikirdeyerek. "Herkesi uyandıracaksın." Bübü Mimi'ye kitabı bir daha anlattı ve bir daha bir daha. Ta ki iki sevimli arkadaş uykuya dalana kadar.